Pekala. Yerleşirken bir taraftan clicker sorusunu cevaplamaya çalışın. Son 10 saniye. Bu fotoelektrik olayla ilgili son soru. Yüksek bir başarı yakalayacağınızı umut ediyorum. İyi, çoğunuz doğru cevap vermiş. Yapamayanlar bunu uygulama saatinde asistanına sorabilir. Bu slaytların bir kopyası onlarda var. Belki bir karışıklık olabilir. Buradaki soru iş fonksiyonu hakkında. Benzerlerini daha önce yapmıştık. Fakat burada kopan elektronların kinetik enerjisini verdik. Yapmanız gereken eşitliği yeniden düzenlemek. Burada gelen ışığın enerjisini bulmak için verilen diğer iki enerjiyi toplamanız gerekir. Bu soruyu doğru yapamayan tekrar baksın ve bu soru üzerinde biraz düşünsün. Ders notlarımıza geri dönelim. Bugün hidrojen atomu hakkında konuşmaya başlayacağız. Elimizde hidrojen atomu için Schrödinger eşitliği var. Özellikle bağlanma enerjisi ve orbitalleri hakkında konuşacağız. Çarşamba günü kuantum mekaniğinden, kullanılmasından ve şartlarından bahsetmiştik. Kuantum mekaniği bize bir Schrödinger eşitliği vermişti. Ayrıca ışık ve maddenin parçacık dalga ikiliğinden bahsetmiştik. Çarşamba günü sınıfta Broglie dalga boyunun sonsuza gidip gitmeyeceği ile ilgili olarak güzel bir soru sorulmuştu. Derse devam etmeden önce hızlıca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Taneciğin dalga boyu hakkında bazen karşımıza çıkan diğer bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sınıfta sorulan soru şuydu. Eğer bir makroskopik parçacığımız varsa ve hızı diyelim ki sıfıra yaklaşıyorsa, dalga boyu sonsuza gider mi? Kütle çok büyük olsa dahi dalga boyu sonsuza gider mi? Çoğu kez kütlenin yeteri kadar büyük olduğunu ve hızın bunun yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumda dalga boyu oldukça küçük olacaktır. Çünkü Planck sabitini düşünürsek ki 10 üzeri eksi 34 joule saniye olarak ölçülmüştür, kütlenin boyutunu yenmesi için hızının çok 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 küçük olması gerekir. Makroskopik parçacıkları konuşuyorsak, anlamlı olması için dalga boyu parçacığın katları kadar olmalıdır. Basket topunu konuştuğumuzu farz edelim. Topun dalga boyu topun büyüklüğünün mertebelerinde olmalıdır. Sayılarla düşünecek olursak hızın mesela yaklaşık 10 üzeri eksi 30 metre bölü saniye olması gerekir. Bu gerçekten düşük bir hızdır ve bu hızı ölçmek zordur. Aslında 10 üzeri eksi 30 metre bölü saniye hızla giden bir şey varsa ve bunu gözümüzle izleyeceksek bu kadar yavaş giden bir şeyi görünür bölge ışığını kullanarak yapmamız mümkün değildir. Çünkü ışığın dalga boyu bizi sınırlandırmış oldu. Taneciğin nerede olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Örneğin ışığın dalga boyu 10 üzeri eksi 5 metre olsun. Belirsizlik ilkesine göre hızı ancak belli bir derecede ölçebiliriz. Yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ölçebiliriz. Belirsizlik hızdan 3 kat daha büyüktür. Ki bu dalga boyundaki bir ışıkla bir parçacığın nerede olduğunu görmeye çalışıyoruz. Peki, şimdi bir soru soralım. Basket topu bu kadar düşük bir hızda giderse ne olur? Bu soruya tam olarak verilecek cevap şudur. Hayır. Bunu asla gözleyemeyiz. Çünkü belirsizlik ilkesine göre makroskopik bir cisimde bu kadar düşük bir hızda gözlememiz mümkün değildir. Umarım bu soru açıklığa kavuşmuştur. Diğer taraftan Broglie eşitliği şüphesiz momentumu olan tanecikler için geçerlidir. Taneciğin hızı gerçekten sıfırsa momentuma sahip değildir ve artık bu eşitliği uygulayamazsınız. Bu haftanın problem setini hazırlarken ki öğleden sonra postalayacağız bir şey hatırladım. Taneciklerin dalga boyları ile ilgili. İkinci problem setinizde özellikle elektronların hızını hesaplamanızı istedik. Enerjiyi hesaplamak için genellikle şu formülü kullanırız. Enerji eşittir. Bu ayrı bir konu. Enerji eşittir. Bu eşitliği hepimiz biliyoruz. Hc bölü lambdadır. Söz gelimi elektronun dalga boyunu bilmiş olalım.
Bu durumda enerjisini de biliyoruz demektir. Veya tam tersi. Sizce elektronun dalga boyunu hesaplamak için bu formülü kullanabilir miyiz? Hayır. Umarım hayır demişsinizdir. Bu durum problem çözümünde karşınıza çıkacak ve pek çok öğrenci bu eşitliği kullanacaktır. Bu nedenle şimdi yani tam vaktinde bahsetmek istedim. Bunu kullanamayız. Çünkü bu eşitlik sadece ışık için geçerlidir. Çünkü bu eşitlikteki hız ışık hızıdır. Bu eşitliği ne zaman kullanırsanız, elektron veya başka bir tanecik için kullanmaya kalkışırsanız, kendinize şu soruyu sorun. Elektron ışık hızıyla gider mi? Cevabınız hayırsa bu eşitliği kullanamazsınız. Bunun yerine lambda eşittir h m bölü v formülünü kullanarak önce hızını hesaplarsınız. Oradan kinetik enerjisine geçersiniz. Yani 1 bölü 2 mv kare formülünü kullanırsınız. Evet, tanecikler dalga özelliğine sahiptir. Ama aslında foton olmadıkları için bu eşitlik kullanılamaz. Fakat maddeyi bir dalga gibi tanımlayan diğer eşitliği kullanabiliriz. Bugün bunu yapacağız. Hidrojen atomu için Schrödinger eşitliğinin çözümünü inceleyeceğiz. Ve özel olarak elektronun çekirdeğe bağlanma enerjisine bakacağız. E terimini bulmak için Schrödinger eşitliğin ikinci kısmının çözümünü inceleyeceğiz. Sonra da enerjinin ne olduğu konusunda bir öngörüde bulunacağız. Ve sonucun doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunun için hidrojen atomunun emisyon ve absorpsiyon spektrumlarını kullanacağız ve bir demo yapacağız. Gözlemlerimizi diğer gözlem sonuçlarıyla mukayese edip kendimizi sınamış olacağız. Zamanımız kalırsa Schrödinger eşitliğinin diğer kısmının çözümünü konuşmaya devam edeceğiz. Burada psi dalga fonksiyonudur. Daha önce de söylediğim gibi dalga fonksiyonu taneciğin bir gösterimidir. Elektronlar hakkında konuşurken orbital terimine daha çok aşinayızdır. Psi orbitalin tam bir tanımıdır. Şimdi bir giriş yapacağım. Önce bir hatırlatma yapalım. Schrödinger eşitliğine baktığımızda iki kısım görürüz. Bunu çözdüğümüzde Psi'yi bulmuş oluruz. Daha önce söylediğim gibi Psi dalga fonksiyonudur. Yani orbitaldir. Başka bir şey daha buluruz. Ayrıca verilen bir Psi için enerjiyi çözebiliriz. Burada E terimi elektronun çekirdeğe bağlanma enerjisidir. Schrödinger eşitliğini kullanmamızın en önemli nedeni şudur. Bu denklemi çözerek orbitallerin potansiyel enerjilerini hesaplayabiliriz. Bu eşitliği çözmek için kuantum mekaniğini kullanırız. Kuantum mekaniğini kullanarak orbitallerin enerjilerini doğru bir biçimde öngörebiliriz. Sonra deneysel olarak ölçtüğümüz enerji seviyeleri ile mukayese ederek doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Bugün hidrojen atomu hakkında konuşacağız. Hidrojen atomunda inanılmaz derecede kesin öngörülerde bulunabiliriz. Schrödinger eşitliğini kullanarak hidrojen atomunu tam olarak açıklamak mümkündür. Halbuki klasik mekanik ile bunu yapmak mümkün değildir. Burada hidrojen atomunun çözümünü görmektesiniz. Burada yeşil olarak yazılmış kısım E terimine aittir. Hidrojen atomunun çözümünde bol miktarda sabit vardır. Ve bunların çoğunun anlamını biliyoruz. Unutmayın, buradaki yeşil kısmın tamamı hidrojen atomundaki bağlanma enerjisine aittir. Yani çekirdek ve elektron arasındaki çekim kuvvetidir. Devam edelim ve buradaki değişkenlerimizi açıklayalım. Bazıları size tanıdık gelebilir. Önce kütlemiz var. Burada kütle ME, E alt indis, elektronun kütlesidir. E eşittir elektron üzerindeki yüktür. Ayrıca epsilon sıfır değeri var. Hatırladığınız gibi boşluktaki geçirgenlik sabitidir. Kısaca bu birimleri elde etmek için çevirme faktörü olarak kullanırız. Klomp birimlerinde istenmez. Geçirgenlik sabiti bu eşitlikte onu yok etmemizi sağlar ve son olarak hepimizin bildiği Planck sabiti vardır. Hidrojen atomunun Schrödinger eşitliğini çözmeye çalışanlar bütün bu sabitlerle uğraşmak istemezler. Bunun yerine bu sabitleri bir araya toplarlar ve yeni bir sabit kullanırlar. Bu Rydberg sabitidir.
Değeri 2.18 çarpı 10 üzeri eksi 18 joule'dür. Bütün sabitleri kaldırıp yerine tek bir sabit koyduğumuzda enerji ifadesi basitleşmiş olur. Bu eşitlik şöyledir. E eşittir eksi Rydberg sabiti bölü n kare. Eşitliğe yeniden bir bakalım. Burada sadece tek bir değişkenin kaldığını görebiliriz. Bunu henüz açıklamadık. Bu n değeridir. Schrödinger eşitliğinin çözdüğünüzde bu sabit için sadece tam sayı değerlerinin izinli olduğunu görürsünüz. Birden sonsuza kadar giden bütün tam sayı değerleri izinlidir. N eşit 1, 2, 3 ve sonsuz gibi. Önemli olan şey n sabitinin sadece tam sayı değerleri almasıdır. Mesela 1,5 veya 2,3 gibi değerler alamaz. N değerine baş kuantum sayısı adı verilir. N değerini enerji ifadesinde yerine koyarsak, bulacağımız şey veya göreceğimiz şey nedir? Bunun tek bir cevabı yoktur. Sadece bir tane bağlanma enerjisine sahip olamayız. Bütün olası n değerleri için hesaplama yapmamız gerekir. Gerçekte sonsuz sayıda olası enerji seviyesi vardır ve bunları enerji diyagramında kolayca görebilirsiniz. N eşit 1'den başlayalım. Şüphesiz en basit durumdur. N eşittir 1 değerini enerji ifadesinde yerine koyarsak bağlanma enerjisini elde etmiş oluruz. E1 eşittir 1, eksi Rydberg sabitine eşittir. Bunu enerji diyagramında görebilirsiniz. En alttaki enerji seviyesi buna aittir. Çünkü en düşük enerji seviyesi N eşittir 1'dir ve en negatif enerjidir. Diyagrama baktığımızda pek çok enerji seviyesi görürüz. Eşitlikte N'e başka değerler verdiğimizde, örneğin N eşittir 2, 3, 4 gibi, sonsuza kadar giden pek çok enerji seviyesi elde edilebilir. Buradaki bağlanma enerjilerinin hepsi çok önemli değildir ama hepsi mümkündür. Yukarı doğru çıktığımızda bu enerji seviyelerinin hepsinin var olabileceğini görürüz. Enerji seviyeleri kuantlıdır. Enerji sürekli değildir, kesikli kesiklidir. Ekranda gördüğünüz gibi N eşit 1 vardır ama N eşit 1,5 yoktur. Yani bu iki enerji seviyesi arasında başka bir bağlanma enerjisi mümkün değildir. Bu çok önemli bir noktadır. Schrödinger eşitliğinin çözümünden gelir. Enerji seviyeleri kuantlaşmıştır. Burada eşitliğin basitleştirilmiş halini kullanarak izinli enerji seviyelerini hesaplamak çok kolaydır. Örneğin N eşit 2 için bağlanma enerjisi nedir? Sanırım birisi söyledi. Evet, eksi Rydberg sabiti bölü 2'nin karesi. Aynı şeyi 3 için de yapabiliriz. Eksi Rydberg sabiti bölü 3'ün karesi. N eşit 4 için de yapılabilir. Sonuçta yukarı doğru sonsuza kadar gidebiliriz. N eşit sonsuz olduğunda bağlanma enerjisi sıfıra eşit olacaktır. Sonsuza gitmek elektronun serbest olduğu anlamına gelir. Elektron atomdan tamamen uzaklaşmıştır. Bu mantıklıdır. Çünkü N eşit sonsuzda elektronun kararlı halde tutacak bağlanma enerjisi yoktur. Bağlanma enerjilerinin hepsinin negatif olduğunu biliyoruz. Eksi işaret enerjinin düşük olduğunu gösterir. Enerji değerinin daha eksi oluşu, enerji seviyesinin daha düşük olduğu anlamına gelir. Şunu unutmayın. En düşük enerji en kararlı seviye demektir. Çünkü elektron çekirdek tarafından daha çok çekilir. Elektron daha kararlı hale gelir ve enerjisi daha çok düşer. N eşittir bir seviyesine özel bir isim veririz. Buna temel hal deriz. Çünkü en düşük enerjili seviyedir. En kararlı seviyedir. En negatif değere sahip seviyedir. Bağlanma enerjilerinin ne olduğunu daha pratik bir şekilde düşünebiliriz. Bu
Buna fiziksel bir anlam verebiliriz. Fiziksel olarak bağlanma enerjisi iyonlaşma enerjisinin negatif değerine eşittir. Yani iyonlaşma enerjisinin zıt işaretlisidir. Mesela hidrojen atomunda bağlanma enerjisinin zıt işaretlisi yani pozitif değeri hidrojen atomundan bir elektron iyonlaştırmak için vermemiz gereken enerjidir. Örneğin hidrojen atomunda temel haldeki yani en eşit bir düzeyindeki bir elektronun iyonlaşma enerjisi serbest elektron ile temel hal enerji seviyesi arasındaki fark demektir. Bunu grafik üzerinde gösterecek olursak, iyonlaşma enerjisi bağlanma enerjisinin tam eksi işaretlisidir. Buraya bakalım ve iyonlaşma enerjisini hesaplayalım. Hidrojen atomunun temel halini konuşacak olursak, iyonlaşma enerjisi Rydberg sabitinin eksi işaretlisidir. Yani artı 2.18 çarpı 10 üzeri eksi 18 jüldür. Bunu sezgi yoluyla da bulabilirdik. Çünkü bir elektronu iyonlaştırmak istiyorsak atoma enerji vermemiz gerekir. Atoma elektronun bulunduğu enerji seviyesi ile serbest elektronun enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerji vermemiz gerekir. Çoğu kez iyonlaşma enerjisinden bahsediyorsak özel bir durum değilse temel hal için konuşuyoruz demektir. Sınavlarda iyonlaşma enerjisi çoğu kez sorulur. Aksi bir şey söylenmedikçe en eşit bir anlamına gelir. Fakat aslında hidrojen atomunun veya diğer atomların farklı enerji seviyelerinin iyonlaşma enerjilerinden de bahsedilebilir. Örneğin en eşit iki enerji seviyesine birinci uyarılmış hal denir. Temel haldeki bir elektronu en yakın enerji seviyesine uyardığımızda birinci uyarılmış haldeyiz demektir. Yani en eşittir iki konumundayız demektir. Burada birinci uyarılmış halin iyonlaşma enerjisini hesaplayabiliriz. Bunu hesaplamak çok kolaydır. Bağlanma enerjisinin işaretini ters çeviririz. En eşit 2'deki iyonlaşma enerjisi artı 5.45 çarpı 10 üzeri eksi 19 jüldür. Herhangi bir enerji seviyesinin bağlanma enerjisini düşündüğümüzde iyonlaşma enerjisini de düşünüyoruz demektir. Şimdi bununla ilgili bir tıklama sorumuz olacak. Soru şu. Üçüncü uyarılmış haldeki bir hidrojen atomunun iyonlaşma enerjisi nedir? Son 10 saniye. Çok ilginç. Çoğunluk doğru yapamamış. Fakat gerçekten vurgulamak istediğim şey buydu. Vurgulamanın en iyi yolu yanlış cevap almaktır. Seviyeleri doğru saymış olsaydınız yanlış cevap vermezdiniz. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim ve nedenini açıklayalım. Doğru cevap dördüncü şıkta. Buradaki püf noktası üçüncü uyarılmış hali doğru belirlemekti. Üçüncü uyarılmış halin en değeri nedir? En eşit 4. Buradaki hatanın nedenini açıkladık. Bir problemi doğru okuduğunuzdan emin olmanız gerekir. Dikkatli olun. Dikkatli olsaydınız herkes bu soruya doğru cevap verebilirdi. Hidrojen atomunda üçüncü uyarılmış halde en eşittir 4'tür. Çünkü en eşittir 2 birinci uyarılmış haldir. En eşit 3 ikinci uyarılmış haldir. En eşit 4 ise üçüncü uyarılmış haldir. Bağlanma enerjisinin zıt işareti ise artı 1.4 çarpı 10 üzeri eksi 19 jüldür. Çok az bir yüzdeniz negatif iyonlaşma enerjisini işaret etmişti. Şimdi söylüyorum, iyonlaşma enerjisi hiçbir zaman negatif olmaz. Bunu hatırlasanız iyi olur. Sezgisel olarak anlayabiliriz. Çünkü iyonlaşma enerjisi bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji miktarıdır. Bu nedenle hiçbir zaman eksi işaretli olamaz. Bir sistemden elektron kopartmak için artı enerji vermemiz gerekir. Bağlanma enerjisini her zaman negatif bulmamızın nedeni budur. Ve iyonlaşma enerjisi de her zaman pozitif olacaktır.
E eşittir eksi RH bölü N kare eşitliğini kullanarak hidrojen atomu için çeşitli yoğunlaşma enerjilerini ve bağlanma enerjilerini hesapladık. Eşitlikte ufak bir değişiklik yaparsak, yani Z kare terimini ilave edersek E eşit eksi Z kare çarpı RH bölü N kare olursa bir elektronlu olmak şartıyla herhangi bir atom için enerji seviyelerini hesaplayabiliriz. Böylece sadece hidrojen atomu için değil, tek elektronlu iyonlarda da hesaplama yapabilir hale geldik. Helyum artı bir iyonunda bir elektron vardır ve Z eşit 2'dir. Lityum artı 2 iyonunda Z eşit 3'tür. Formülde Z kare yerine 3'ün karesini koyarak enerjiyi kolayca hesaplayabiliriz. Artı 64 yüklü terbiyum iyonunda tek elektron vardır. Peki bunun Z değeri nedir? Evet, 65. Terbiyum artı 64 iyonunu belki elde edemeyiz ama bu eşitliği kullanarak enerji seviyelerini hesaplayabiliriz. Bu eşitliğin diğerinden farkı Z kare terimini hesaba katmasıdır. Bunun nedeni şudur. Çarşamba gününe ait notlarınıza bakarsanız hidrojen atomu veya bir elektronlu atomlar için Schrödinger eşitliğinin uzun yazılmış halini görebilirsiniz. Buradaki son terim elektron ve çekirdek arasındaki Coulomb potansiyel enerjisidir. Şüphesiz hidrojen atomunda olduğu gibi çekirdek üzerindeki yük 1'e eşitse bu terim düşer. Fakat normal olarak çekirdek üzerindeki bütün yükleri koymamız gerekir. Bu Z'ye eşittir veya atom numarası çarpı elektronun yüküdür. Atomu bütün elektronlarından sıyırsanız bile çekirdekte hala aynı miktarda pozitif yük kalacaktır. Bu formül ile farklı atomların enerji seviyelerini belirlememiz mümkün olur. Şüphesiz tek E limit vardır. Şimdi bağlanma enerjilerini hesaplayabiliriz. Şunları düşünebiliriz. Acaba hesaplanan bağlanma enerjileri deneylerle uyumlu olacak mı? Veya farklı durumlarda gözleyeceğimiz enerjiler için öngörüde bulunabilir miyiz? Bağlanma enerjisini nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Umarım yaparız. Yapmamız gereken şey hidrojen gazının emisyonunu incelemektir. Yani hidrojen atomu tarafından gönderilen ışığın dalga boylarına bakmaktır. Bu ışınlar hidrojen atomunun uyarılmış enerji düzeylerinden gelir. Biraz sonra hidrojen gazı alacağız ve bunun emisyonuna bakacağız. Bunun için içi hidrojen gazıyla doldurulmuş vakumlu bir cam tüpümüz var. Tüp içinde bulunan iki elektrot arasındaki potansiyel farkını arttırırsak hem hidrojen gazını atomlarına ayırmış oluruz hem de hidrojen atomlarını uyarmış oluruz. Bu esnada şu olur. Temel haldeki elektronlar enerji alırlar, çeşitli uyarılmış seviyelere geçerler. 6 veya 10 veya daha üst enerji düzeyleri olabilir. Burada kısa bir süre kalırlar, sonra tekrar temel enerji düzeyine inerler. Bu esnada foton açığa çıkar. Fotonun enerjisi bu iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkına eşittir. Açığa çıkan bu ışımanın dalga boyunu ölçmek mümkündür. Birkaç dakika sonra bunu göreceğiz. Bütün bunlar çok kısa sürede olur. Burada ne olduğu ile ilgili olarak söylemek istediğim bazı önemli şeyler var. E-initial üst enerji seviyesidir. E-final alt enerji seviyesidir. Üst enerji seviyesindeki elektronlar alt enerji seviyesine geçerken ışıma yapar. Çevreye belli bir enerjide foton yayar. Yayımlanan bu fotonun enerjisi tam olarak bu iki enerji seviyesi arasındaki farka karşılık gelir. Bu mantıklıdır çünkü enerji kaybederiz ve daha düşük enerji seviyesine ineriz. Bu ekstra enerjiyi ışık halinde çevreye yayarız. Bu olay için bir eşitlik yazabiliriz. Delta enerjisi eşittir ilk halin enerjisi eksi son halin enerjisidir. Bunlar biraz semboliktir. Buradaki enerji seviyelerini belirtmedik. Bu enerji seviyelerinin nasıl hesaplanacağını biliyoruz. Örneğin, hidrojen atomunda uyarılmış düzey olarak N eşittir 6'yı alalım. Bu ilk haldir. Elektron N eşit 2 düzeyine indiğinde bu son haldir ve birinci uyarılmış
hale karşılık gelir. Bu durumda eşitliği şöyle yazabiliriz. Delta E eşittir, E n eşittir 6 eksi, E n eşittir 2. Yayımlanan ışığın frekansını veya dalga boyunu da belirleyebiliriz. Yayımlanan ışığın enerjisini konuşmak çok yaygın değildir. Ama enerjiyi biliyorsak frekansı veya dalga boyunu kolayca bulabiliriz. Frekans eşittir delta E bölü h'tır. Bu yayımlanan ışığın frekansına karşılık gelir. Frekans eşittir E ilk enerji seviyesi eksi E son enerji seviyesi bölü h'tır. Bu eşitliği şu şekilde ifade edebiliriz. İki seviyenin enerji farkından doğruca yayımlanan fotonun frekansına geçebiliriz. Bunu aynı zamanda dalga boyu için de yapabiliriz. Çünkü enerji, dalga boyu, frekans arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Buradaki ilk durumda ilk hal n eşittir 5, son hal ise n eşittir 1'dir. Burada büyük bir enerji farkı vardır. Burada yayımlanan ışığın frekansı büyük müdür, küçük müdür? Güzel, büyüktür. Peki dalga boyu nasıldır? Güzel, dalga boyu kısadır. Bu ilişki daima aklımızda bulunsun. Benzer şekilde iki enerji seviyesi arasındaki fark küçükse yayımlanan ışığın frekansı düşük olur. Buna karşılık dalga boyu uzun olur. Şimdi biraz daha ilerleyelim ve bunlardan bazılarını kendimiz gözlemlemeyi deneyelim. Şimdi bu deneyde ne yapacağımızı açıklayacağım. Bir cam tüp içindeki hidrojen gazını ve hidrojen atomlarını uyaracağız. Elektronlar daha yüksek enerji seviyesine uyarılacak. Eski enerji seviyelerine dönerken ışık yayılacaklar ve biz bunları izleyeceğiz. Yayımlanan ışığın dalga boyu İlk ve son enerji seviyeleri arasındaki farka karşılık gelecek. Dedektör sayımız az. Bu nedenle sadece gözlerimizi kullanacağız. Bu elektromanyetik spektrumun sadece görünür bölgesini göreceğiz anlamına gelir. Aslında bu bazı şeyleri basitleştirir. Çünkü gözlemeye çalışacağımız dalga boyu sayısı azalır. Görünür bölgeye dönecek olursak ve hidrojen atomunda enerji seviyelerini hesaplarsak, görünür bölgede sadece 4 tane dalga boyu olduğunu buluruz. Işıkları kapattığımızda bu lambayı yakacağız. İçinde hidrojen gazı var. Hidrojen gazını uyaracağız. Lambadan gelen ışıkları göreceksiniz. Bunlar karışık ışıklar olduğu için her birinin dalga boylarını söyleyemeyeceğiz. Asistanlarınız size bu gözlükleri veya ufak plakaları dağıtacak. Bunlarla ışıkları dalga boylarını ayırabileceksiniz. Ama hepinize yetecek kadar gözlüğümüz yok. Plakaları kullanabilirsiniz. Gözlüklerle daha cool görünürsünüz ama plakalar daha iyi iş görür. Bu nedenle sizin veya yanınızdakinin bir plakası olsun. Aksi takdirde bütün hatları göremezsiniz. Asistanlarınız bunları sizin için dolaştıracak. Bir şey söylemek istiyorum. Bu üç tane dalga boyunu göreceğinizi garanti ediyorum. Dördüncüyü görmek bazen zor olabiliyor. Görünür bölgenin UV ucuna çok yakın olan bir yerde. Bu nedenle genellikle zor görünüyor. Eğer onu göremezseniz endişelenmeyin. Plaka veya gözlük almayanlar ellerini kaldırsın. Dersi ekranı kapatır mısın? Oradan ışık gelmesin. Dikkatli yürüyün, ışıkları kapatmaya gidiyorum. Çevrede hala biraz ışık var.
hatların hepsini göremeyebilirsiniz. Eğer elinizdeki plakalardan bakarsanız ve biraz da yan tutarsanız her hattı görebilirsiniz. Herkes görebiliyor mu? Göremeyen var mı? Elinizi kaldırın diyemiyorum. Gözlükle görmede zorlanıyorsanız arkadaşınızdan plakayı isteyebilirsiniz. Aslında bu gördüğümüz spektrumla uyuşuyor. Gözlükleriniz kalsın, ışıkları birkaç saniyeliğine açıyorum. Öğrenmeye çalıştığımız şey hidrojen atomu. Bu konumuzda çok ilgili. Görüyorsunuz ki her bir atomun kendisine has özel spektrumu var. Şimdi eğlencesine neona da bakalım. Böylece her iki spektrumu karşılaştırabilirsiniz. Çevremizde her yerde neon lambalı tabelalar var. Bu nedenle bu renk sizlere tanıdık gelecek. Neonda ne görüyorsunuz? Hidrojen atomuyla mukayese ettiğinizde spektrumun turuncu tarafında daha çok çizgi görürsünüz. Bunlar neona rengini veren dalga boylarıdır. Bu neon ışığının gerçek rengidir. Bazen tabelaları başka bileşiklerle boyuyorlar. Herkes neon hatlarını gördü mü? Hayır mı? O zaman neona bakmanız için 2 saniye daha süre veriyorum. Pekala, dersin deney kısmı bitti. Buna çıplak gözle baktığınızda sadece en şiddetli dalga boyunu algılarsınız. Neon spektrumuna baktığımızda en şiddetli hattın turuncu bölgede olduğunu görürsünüz. Bu nedenle neon turuncu renklidir. Bu nedenle rengi hidrojen atomundan farklıdır. Aslında her bir hattı ayrı ayrı görebilirsiniz. Sizi bu gözlüklerle görmek gerçekten çok hoş. Çok havalı görünüyorsunuz. İsterseniz çıkarabilirsiniz veya asistanlar alana kadar odadaki ışığa bakabilir ve farklı dalga boylarını görebilirsiniz. Tabii bunu ilk bulan kişilerden çok uzağız. Bunu ilk kez keşfetmek çok heyecan verici olsa gerek. Biz keşfedemedik. Aslında J.J. Balmer 1880'lerde bir öğretmendi. Hidrojen atomunun bu hatlarını tanımlayan ilk kişiydi. Biraz önce gördüğümüz hatların aynısını görmüştü. Devamlı bir spektrum yerine her bir atom için özel olan bu hatları niçin gördüğünü açıklayamadı. Ama biz şimdi biliyoruz. Çünkü enerji seviyeleri hakkında biraz önce konuştuk. Bunların sadece izinli enerji seviyeleri olduğunu biliyoruz. Ama o zamanlar J.J. Balmer'ın bunu bilmesi mümkün değildi. Aslında bilmiyordu da. Ama yine de olan bitini açıklamanın sayısal bir yorumunu bulmuştu. Buradaki eşitliği geliştirdi. Bu eşitlikle bu farklı hatların dalga boylarını açıklayabildi. 1 bölü 4 eksi 1 bölü n kare. Parantez içindeki bu değer 3.29 çarpı 10 üzeri 15 Hz ile çarpılmıştı. Şimdi ayırmanıza gerek yok. Hepsini içine koyun, sonra uğraşırsınız. Bu eşitliği kullanarak dalga boylarını nicel olarak açıklayabildi. Fakat burada neler olduğunu tam olarak açıklayamadı. Enerji seviyelerini öğrendikten sonra ve Schrödinger eşitliğini çözdükten sonra burada neler olduğunu anlayabiliriz. Bu farklı renkleri gördüğümüzde onların nereden geldiğini açıklayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi hidrojen atomunda uyarılmış seviyelerden daha alt enerji seviyelerine geçişler oluyor. Ve gözlerimizle görebildiğimiz sadece spektrumun görünür bölgesi. Bu da son enerji seviyesinin n eşit 2 olduğu anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi n eşit 1 çok uzakta. Enerji seviyesi çok aşağılarda. Yayımlanan ışığın enerjisi öyle büyük ki mor ötesi bölgede gözlenmekte. Bu ışıkların frekansları yüksektir. Bu ışınları görmemiz mümkün değildir. Sadece son enerji seviyesi n eşittir 2 olduğunda yayımlanan ışınları görebiliriz. Şimdi
Buradaki kırmızı hatta bakalım. Elektronun bulunduğu baş kuantum sayısı ne olabilir? Veya ilk enerji seviyesi ne olabilir? Güzel, evet 3 olmalı. Çünkü en küçük enerji farkı ancak bu olabilir. Kırmızı görebileceğimiz en uzun dalga boyudur. İkisi ters orantılı. Bu nedenle n eşit 3 olmak zorundadır. Mavi yeşil olana ne dersiniz? Evet, n eşit 4 olmalı. Benzer şekilde devam edip öbürlerini de eşleştirebiliriz. Mavimsi mor olan n eşit 5 ve melekşe olan da n eşit 6'dır. Çünkü menekşe UV bölgesine daha yakındır. En yüksek enerjiye, en yüksek frekansa ve en kısa dalga boyuna sahiptir. Aslında burada gördüğümüz en kısa dalga boyuna sahip hat ona aittir. Balmer gördüğü hatları açıklamak için bir denklem geliştirdi. Biz burada tam tersi doğrultudan gideceğiz. Bildiğimiz bir eşitlikten yola çıkacağız ve Balmer'in denklemini bulmaya çalışacağız. Burada ışığın enerjisini bulmak yerine frekansını hesaplamaya çalışacağız. Çünkü elimizde şöyle bir eşitlik var. Frekans eşittir E ilk eksi E son bölü H. Ayrıca bir eşitliğimiz daha var. Bu Schrödinger eşitliğinin çözümünden bulduğumuz bağlanma enerjisi eşitliğidir. Daha önceden görmüştük. Orbitallerin enerjisi veya bağlanma enerjisi eşittir eksi Rydberg sabiti bölü n karedir. Şimdi bu eşitliği ilk eşitlikte yerine koyarsak aşağıda gördüğünüz denklemi elde etmiş oluruz. Bu formülü kullanarak Balmer'ın gözlediği frekansları hesaplamak mümkündür. Bu eşitliği daha basit hale getirebiliriz. Bunun için yukarıda gördüğümüz formülü Rydberg sabiti bölü H parantezine alabiliriz. Böylece daha basit bir ifade elde etmiş oluruz. Şöyle ki frekans eşittir Rydberg sabiti bölü H köşeli parantez içinde 1 bölü n ilkin karesi eksi 1 bölü n sonun karesi. Spektrumun görünen bölgesi için ilgili değerleri yerine koyarak bir hesaplama yapalım. Bunun için son enerji seviyesinin n eşit 2 olduğunu biliyoruz. Bunun karesi olan 4 değerini eşitlikte yerine koyarsak şöyle bir ifade elde etmiş oluruz. Buna Balmer serisi adı verilir. Böylece herhangi bir yüksek enerji düzeyinden n eşittir 2 konumuna inerken yayınlanan fotonların frekansını bulabiliriz. Bu son enerji seviyesi 2 olan oldukça özel bir eşitliktir ve Balmer serisine tam olarak uyar. Burada Rydberg sabitini Planck sabitine bölerek yeni bir sabit elde ederiz. Ve bunu diğerinden farklandırmak için süslü R harfiyle yazarız. Ama buna da Rydberg sabiti denmektedir. Aslında Rydberg sabiti bölü Planck sabiti anlamına gelir. Ve değeri 3.29 çarpı 10 üzeri 15 Hz'tir. Aslında Balmer'ın bulduğu ile bizim bulduğumuz eşitlik aynı. Ama biz enerji seviyeleri arasındaki fark kavramından yola çıkarak elde ettik. Rydberg sabitini farklı şekillerde görebilirsiniz. Bu nedenle birimlerine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü buradaki saniyenin tersi cinsinden verilmiştir. Diğer Rydberg sabiti 2.18 çarpı 10 üzeri eksi 18 ise Joule cinsindendir. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Şimdi hidrojen atomunun emisyon spektrumlarını konuşalım. Her bir serinin farklı isimleri vardır. Bunların en son değerleri farklıdır. Örneğin, görünür bölgeden bahsettiğimizde bu Balmer serisidir. Yani yüksek enerji seviyesinden en eşit 2 seviyesine inen her geçiş Balmer serisine aittir. Hepsi spektrumun görünür bölgesine düşer. Şimdi de Lyman serisinden söz edelim. Son enerji düzeyi en eşit 1'dir. Buradaki enerji farkları daha büyüktür ve spektrumun UV bölgesine düşer.
diğer yöne de gidebiliriz. Mesela son enerji düzeyi N eşit 3 ise buna Paşen serisi adı verilir. Bunlar bu geçişleri ilk keşfeden insanların isimleridir. Paşen serisi yakın IR bölgesine düşer. N eşit 4 ise Bracket serisidir. O da IR bölgesine düşer. Sanırım farklı isimleri olan birkaç seri daha var. Bu isimleri bilmeniz gerekmiyor. Onların içinde en önemlisi şüphesiz Balmer serisidir. Çünkü hidrojen atomunda sadece bu geçişleri gözle görebiliyoruz. Şimdi farklı frekanslar ve dalga boyları hakkında bildiklerimizi ilişkilendirebiliriz. Darcy, Clicker sorusuna geçebilir misin? Daha önce de çeşitli seviyeler arasındaki emisyon geçişlerinden bahsetmiştik. Şimdi absorpsiyon veya soğurma geçişlerine geçmeden önce şu Clicker sorusunu cevaplandıralım. Soğurma sizce ne anlama geliyor? Aşağıdaki şıklardan bir tanesini seçiniz. Başlangıç ve son hallerine göre 4 tane seçeneğiniz var. Elektron sizce enerji mi kazanıyor yoksa enerji mi kaybediyor? Son 10 saniye. Çok güzel. Emisyonun ne anlama geldiği tam olarak bilindikten sonra soğurmanın ne olduğu kolayca anlaşılabilir. Soğurma emisyonun tam tersidir. Burada yüksek enerji seviyesinden başlayıp düşük enerji seviyesine inmek yerine düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine çıkılır. Elektron enerjisini vermek yerine enerji alarak daha yüksek enerji seviyesine çıkar. Şimdi kısaca fotonun soğurmasından bahsedelim. Bu emisyonun tam tersidir. Yine benzer terimlerle ifade edebiliriz. Şöyle ki, bir elektron düşük enerjili veya uzun dalga boylu ışık soğurduğunda bir üst enerji düzeyine geçer. Buna karşılık, yüksek enerjili veya kısa dalga boylu bir ışık soğurduğunda daha da yüksek enerjili seviyelere geçebilir. Burada yine aynı eşitlikten bahsedeceğiz. Bu daha önce gördüğümüz Rydberg eşitliğine çok benzer. Aralarındaki fark burada en ilk ve en son yer değiştirmiştir. Burada aklınızda bulunması gereken en önemli şey şu. İster emisyon ister soğurma olsun. Işığın frekansı her zaman pozitif bir sayı olmalıdır. Diğer bir deyişle bu parantez içindeki değer her zaman pozitif olmalıdır. Kendi kendinize küçük bir deneme yapabilirsiniz. Bunun için en ilk ve en son değerlerini yazıp parantez içine hesaplayın. Eğer elde ettiğiniz değer eksi olursa enlerin yerini değiştirin. Böylece frekans için pozitif bir sayı elde etmiş olursunuz. Şimdi bir örnek yapalım. Emisyona geri dönelim. Çünkü biraz önce gördüğümüz emisyon hatlarından birinin frekansını veya dalga boyunu hesaplamak hoş olacaktır. Şimdi bir problem yapalım. Hidrojen atomundan yayımlanan ışımanın dalga boyunu hesaplayalım. N eşit 3 seviyesindeki bir elektron N eşit 2 seviyesine inerse yayımlanan ışığın dalga boyu ne olur? Bunu yapmak için Rydberg formülüne ihtiyacımız vardır. Sınavlarda hem soğurma hem de emisyon için Rydberg eşitlikleri verilecektir. Endişelenmeyin. Bunları kullanmak istemiyorsanız her zaman bizim yaptığımız gibi türetebilirsiniz. Ama sınavlarda her seferinde bunu yapmanızı istemeyiz. Verilen eşitlikleri doğru kullanmak çok daha önemli. Şu ifadeyi kullanırsak, frekans eşittir Rh bölü h parantez içinde 1 bölü n sonun karesi eksi 1 bölü n ilkin karesi. Frekans eşittir
süslü reyi kullanarak bu eşitliği basit hale getirebiliriz. Frekans eşittir süslü r 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 3'ün karesi. Frekans eşittir süslü r parantez içinde 5 bölü 36. Renkler genellikle dalga boyu ile ifade edilir, frekans ile değil. Şimdi frekans yerine dalga boyunu hesaplayalım. Bunun için dalga boyu eşittir c bölü frekans, o da eşittir 36 c bölü 5 süslü r, o da eşittir 36 çarpı ışık hızı, yani 2.998 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bölü 5 çarpı 3.21 çarpı 10 üzeri 5 saniye üzeri eksi 1 eşittir. Bu hesaplama sonucunda bulduğumuz ışığın dalga boyu 6.57 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre olarak bulundu. Veya 657 nanometre. İçinizde 657 nanometrenin ışığın hangi bölgesine düştüğünü hatırlayan var mı? Evet, kırmızı bölge. Hidrojen atomunun spektrumunda kırmızı bölgede bir hat görürüz. Bunun dalga boyu 657 nanometredir. Aslında dalga boylarını öngörmek için enerji seviyelerini kullanabilirsiniz. Işığın gözlediğimiz bütün farklı dalga boyları için bunu yapabilirsiniz. Gözlemesek bile ölçebileceğimiz bütün farklı dalga boyları için bu hesabı yapabilirsiniz. Schrödinger eşitliğinin enerji kısmını yeniden gözden geçireceğiz. Daha önceden bahsettiğim gibi buradaki Pissi dalga fonksiyonunu çözebiliriz. Zamanı gelince bundan bahsedeceğiz. Pazartesi günü dalga fonksiyonunun çözümlerinden başlayacağız.